Bir diferansiyel denklemle başladığımız senaryolardan bahsetmiştik. Neydi bu senaryolar? Önce elimizde diferansiyel bir denklemimiz vardı ve daha sonra denklemin olası çözümlerini tanımlayan eğim alanını oluşturmuştuk. Bunu kullanarak da olası çözümleri görselleştirmiştik. Bu videoda ise bu duruma tersten bakacağız. İncelemeye eğim alanının gösterdiği olası çözümler ile başlayıp hangi diferansiyel denklemin çözümlerinden bahsettiğini anlamaya çalışacağız. Bu durum durumu da bir örnek soru üzerinden inceleyeceğiz. Size önerim buradaki seçeneklere bakın ve hangi diferansiyel denklemin buradaki eğim alanıyla tanımlandığını düşünün. İsterseniz şimdi videoyu durdurun ve kendi başınıza bunu bulmayı deneyin. Peki, yeterince uğraştığınızı düşünüyorum. O zaman her birini tek tek bir de birlikte inceleyelim. Bu incelemeyi yapmak için de önce işlem yapması kolay olan noktaları seçeceğim. Ardından eğim alanından seçtiğimiz noktanın eğimiyle diferansiyel denklemin tanımladığı eğimin aynı olup olmadığına bakacağım. İşlem kolaylığı olsun diye x eşittir 1 ve y eşittir 1 noktasını seçip bu denklemlerin hepsinde deneyeceğim. x eşittir 1 ve y eşittir 1 olduğu zaman ilk diferansiyel denklemde x 1 ve y 1 olursa dy bölü dx eksi 1 bölü 1'den eksi 1 olur öyle değil mi? dy bölü dx eksi 1. Evet. Burada da aynı şey geçerli mi? Hemen bakalım. x eşittir 1 ve y eşittir 1 noktasındaki eğimimiz burada eksi 1 değil. Eğim burada pozitif gibi duruyor öyle değil mi? değil mi? O zaman bunu eleyebiliriz. Bir sonrakine bakalım. x eşittir 1 ve y eşittir 1 olduğunda dy bölü dx 1 eksi 1'den 0 olacak. x eşittir 1 ve y eşittir 1 noktasını sadece kolaylık olsun diye seçtim. Herhangi başka bir noktada seçebilirdim. Eksi 5'e eksi 7 noktası da olabilirdi. Her neyse bu nokta sadece işlem kolaylığı sağlıyor. Bu açıdan seçtim. Neyse az önce baktığımız noktaya tekrar bakarsak eğimimizin açıkça 0 olmadığını, pozitif bir eğim olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden bunu da eleyebiliriz. Aynı şekilde bu diferansiyel denklemde de x ve y 1 olduğu zaman 1 eksi 1 yine 0'a eşit olur. Eğimin 0 olmadığını zaten gördük. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Şimdi burada x artı y var. x 1, y de 1 olduğu zaman y'nin x'e göre türevi 1 bir artı 1'den 2 olur. Öyle değil mi bu? Bu ilginç bir sonuç. Buradaki eğim 2 olabilir gibi duruyor. Bu 1'e, bu da 2'ye benziyor. Doğrulamak için başka noktalarda kullanmak isterim açıkçası ama şimdilik gerçekten iyi bir aday olarak gözüküyor bu. Burada ne olduğunu aslında görebilirsiniz. dy bölü dx, x artı y'ye eşit olduğu zaman verilen bir y değeri için x'i arttırırsak eğim de artar. Aynı şekilde verilen bir x değeri için y'yi arttırırsak eğim yine artar ve bunu grafikte de görebiliyoruz. Y'yi 1'de sabit tutup x'i arttırmaya başladığımızda eğimin arttığını görüyoruz öyle değil mi? Bakın eğim gittikçe dikleşiyor. Aynı şekilde x'i sabit tutup y'yi arttırmaya başladığımızda eğim yine artar. Bu demek oluyor ki sağ üst tarafa doğru gittiğimizde eğim artıyor. Sol alt tarafa doğru gittiğimizde x ve y daha çok negatifleştiği için eğim azalıyor. O yüzden bu aradığımız sonuç olabilir. Özellikle bu diğer denklemi de eleyebilirsek bingo diyeceğiz. Diğer denklemde dy bölü dx, x bölü y'ye eşitmiş. x eşittir ve y eşittir 1 olduğunda dy bölü dx 1'e eşit olur. Ve buradaki eğim de 1'den daha büyük bir şeymiş gibi duruyor. 1'den çok 2 gibi duruyor ama yine de gözümüze aldanmayalım ve başka bir nokta daha seçelim. O zaman mesela e, her her kesinin de eksi 1 olduğu noktaya bakalım mesela değil mi? Şimdi x eşittir eksi 1 ve y eşittir eksi 1 olsun. Bu durumda eksi 1 bölü eksi 1'den dy bölü dx yine 1'e eşit olmalı. Aynısı burada geçerli mi? x eşittir eksi 1, y eşittir eksi 1 noktasındaki türevimiz burada negatif gibi duruyor. Hatta eksi 2 gibi duruyor. Aynı noktadaki eğim bu sarı denklemi sağlamıştı ama buradaki eğim kesinlikle artı 1 değil. Bu yüzden bunu da artık eleyebiliriz. Dolayısıyla tanımlanan diferansiyel denklemin bu denklem olduğundan artık emin olabiliriz. Şimdi denklemi bulduğumuza göre bu diferansiyel denklemin sonuçlarının neye benzeyeceği üzerine düşünebiliriz. Neye benzediği, nereden başladığına veya hangi noktaları içerdiğine göre değişiklik gösterecek elbette. Eğer çözümünüz bu noktayı kapsıyorsa böyle bir şeye benzer. Bu şekilde bir hal alır. Eğer çözümünüz mesela ne bileyim, e, bu noktayı kapsıyorsa, o zaman böyle bir şeye benzer. Tabii ki bu böyle devam ediyor. Evet, y eşittir eksi x'e doğru, bu bir asimtot gibi duruyor. Bu doğru da aslında y eşittir eksi x doğrusu oluyor. Aslında hayır, hayır bir saniye bu, y eşittir eksi x doğrusu değil, y eşittir eksi x eksi 1 doğrusu. Buradaki doğru, y eşittir eksi x eksi 1 ve, Mesela çözümünüz atıyorum buradaki noktayı kapsıyorsa bu çözüm y eşittir eksi x eksi 1 diferansiyel denkleminin bir çözümü olur. Bunu doğrulayabiliriz de y eşittir eksi x eksi 1 olduğu için denklemde yerine yazarsak x ve eksi x birbirini götürür ve geriye dy bölü dx eşittir eksi 1 kalır. Bu da tam olarak bu eğim alanının tanımladığı şey olur. Umarım bu anlatılanlar ilginizi çekmiştir.